Covid-19 ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulaması gerçekleşiyor. Burada aşı olmaya hak kazanan vatandaşlar Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'ne gelerek ücretsiz bir şekilde aşılarını yaptırıyorlar. Hüseyin amca, ikinci doz için 9 Nisan ile 16 Nisan aile hekimine randevu alabilirsin. Direkt aşıyı orada yaptırabilirsin. 9 ve 16 Nisan arası. Telefonuna mesaj gelecek. Telefonunu sakın unutma. Amca, bir de telefon numarası alabilir miyim? Yine biz böyle gelirsek burada da yaptırırız. Biz yine böyle gelirsek buraya, o zaman yine burada da yaptırırız. Evet, evet, tabii tamam. 66.99. Tamam canım. Şimdi kimliğinizi alalım. Kimlik. Derin bir nefes al Berem dedim. Sakın kolunu çekmiyorsun. Evet. İlk dozdan sonra hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadın mı? Geçmiş olsun her şey. Yine gidesi. Değil mi? Bitti. Bastır elini. Tutabilirsin burayı. Tutam dedim. Tamam. Birisi burada ikisi karşıya da duruyoruz değil mi? Tabii ki, tabii ki. Amcanın kim, sizden kimliği tekrar rica edeceğim ben. Ben yani, tabii. Siz oturun, ceketinizi çıkarın, sol omzunuzu açın. Şey mi, bu yardım mı birinci dostlar? Tabii, evet. Bu amcanın ikinci dostu. Hüseyin, Salih amcanın ikinci dostu. Omuzunu açabilirsin amcacığım, yavaş yavaş. Bir telefon numarası söyleyebilecek misin? 0538-626-4761. Tamam. Birinci doz oldu mu? Oldu. İkinci doz ne zaman oldu? Geçmiş oldu. Teşekkür ederim, sağ ol. Kolunu hiç oynatma amcacığım, olur mu? Hanımı yapabiliriz. Hanım da sorun olmaz. Seninkini de böyle sorun olmaz. Geçmiş bir olmaz. Kapatabiliriz. Orası kanamadan. Bunu bayılabilirsin ha. Yapabiliriz. Torunu. Düşünürüz. Turgut amca. Geçmiş olsun amcacığım. Teşekkür ederim. Ciddiye vurdun mu? Seni hafifçe tutabiliriz. Teşekkür ederim. Telefonun yanında değil mi? Evet, yanında. Bir mesaj gelecek ama. O zaman 16 değil mi? Evet. Birinci doz değil mi? Evet, birinci doz. Pazartesi devam edeyim mi yeğenim? Yok, bugün... Ya... Geçmiş olsun. Tamam dedim. Şimdi seni ben 15 dakika içeride misafir. Sol omzunu açalım. Şurada kontrolü. Söyleyeyim. 867 44. Yapabiliriz. Sefer Aygül. Tamam. Şey arkadaşlar. Sefer Aygül. Sefer Aygül olur siz misiniz? Sefer Aygül olur. Geçmiş olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hangi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun amcacığım. Şöyle tutun. Sefer amca, ben seni içeride 15 dakika misafir. Evet efendim, Covid-19 aşısı oldunuz. Neler söyleyeceksin? Vallahi inşallah şifa olur. Allah büyüktür, inşallah şifasını buluruz da bütün millet bu şeyden kurtarır, hastalıktan. Siz ilk dozu mu oldunuz, ikinci dozu mu? İlk dozu oldum ben. İlk dozu. Aşının koruyuculuğuna inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum. Tabii ki inanıyorum. Evet efendim, Covid-19 aşısı oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Çok memnunum, çok iyi. Allah razı olsun sizlerden. Yani bir sıkıntımız yok, Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Hiç Covid hastalığı geçirdiniz mi bu süreçte? Bir şey hiç geçirmedim. Öyle bir şey geçirmedik. Ama dışarı çıkmıyoruz. Devamlı mümkün olduğu kadar şey yapıyoruz yani. Kendimizi koruyoruz dışarı çıkmadığımızdan dolayı. Hiç geçirmedi. Öyle bir şey geçirmedik. Aşının koruyuculuğuna inanıyor musunuz? Tabii canım. İnanılmaz mı? Tabii ki, illa ki. İnanıyoruz tabii.
Ha, devletimizden Allah razı olsun. Devletimize Cenab-ı Allah zarar ziyan vermesin. Şu anda devletimizin yapmış olduğu bu insaniye görevlerini insanlar takdir etmesi lazım. Ya Rabbi'ye şükrolsun. Hem namazımızı kıldık, hem bu görevi yüklenen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar da bu hizmeti verdiklerinden dolayı biz de burada onları takdir ediyoruz. Ve aşılarımızı yapılıp evimize gideceğiz. Siz ilk dozum oldunuz, ikinci dozum oldunuz? Yok, ben daha ilk defa geldim. İlk oldum ben. Yani başka yok. İlk. Hiç Covid-19 hastalığı geçirdiniz mi? Vallahi bilmiyorum. Arabada böyle kırgınlık mırgınlık böyle bir 3-4 ay böyle hem çalıştım. Hem de böyle geçirdiğim gibi oldu yani. Bilmiyorum ya yani. Ben öyle şüpheleniyordum yani. Aşının koruyuculuğuna inanıyorsunuz değil mi? Tabi canım, inanmaz olur mu ya? Allah razı olsun. Sizden de, devletimizden de. Allah razı olsun kızım. Evet efendim, siz de Covid-19 hastalığı geçirdiğiniz için 6 ay sonra aşı olabileceksiniz. 6 ay sonra aşı olacak mısınız? Evet. Evet. Hatta ben sağlık ocağına gittim, sordum. Aşı olma için oradaki doktor, hatta Tuncay Bey doktor ismi de, mahalle şey doktoru, sisteme girdi, baktı, dedi ki daha sen dedi aşı olamayacaksın 6 ay sonra. Yani bu hastalığı geçirdiğimiz için. Şimdi buraya geldim. Şimdi Cuma'da hoca dedi ki böyle Kemal Abdurrahman Gazi Camisi'nde aşı oluyor 65 yaş üstü. Burada da baktı, dedi ki sen olamazsın. 6 ay sonra geleceksin. Yani 5. 6. ayda o zaman aşı olacak dediler. Peki Covid-19 hastalık süreciniz nasıl geçti? Vallahi benimki çok iyi geçti. Ama hanımınki çok ağır geçti. Yani benim bir sırtımda bir ısırgan nasıl adamın elini ısırıyor ya, o şekilde bir şey oldu. Ama hanımınki bayağı ağır geçti. Şükür Allah'a, onu da atlattık. Şimdi bakalım.